أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وإخلاصا وألحقنا إلى الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقتة من لساني يفقه قولي وإن من شيء إلا يشبه بحمدي Şimdi e, iştigal konusunu alacağız. Önce teşcirimizi okuyalım. Ondan sonra metne bakalım inşallah. Şimdi iştigal konusunu daha önce sizlerle yine görmüştük. Burada bunu özetledik. E, ondan sonra metin inşallah bize daha kolay gelecektir. Evet. Murat Hocam. İştigal. Piyasi olarak vücuban hasfedildiği yerleri görmüştüm. Hiç yani daha var, önce de mi biz ne gördük kadar. fiilin vücuben ben hasfedildiği bazı yerler gördük. Mesela iktisas konusunda gördük, aldık onları. Bu vücuben ben hasfedildiği yerlerde içinden bir tanesi de işte bu nedir istihgal konusudur. Yani istihgalde de vücuden da olmuş bir fiilin mamulu vardır. Bu mantık yani aynı mantık. Evet iştigal üstü budur. Arapçada bu kısmın içerisinde yer alır. İştigal bir ismin öne geçip sonrasına gelen amilin bu isme dönen zamiri nasip etmesi sebebiyle ya da böyle bir zamiyle birleşmiş bir ismi nasip etmesi sebebiyle önce gelmiş bu ismi nasip edememesi, edememesidir. Evet. Biraz şey gibi oldu. <laughs> bir ismi öne geçip bakımında bir ismi öne geçip sonrası gelen amirim bu isme dönen zamiri nasip et, etmesi sebebiyle ya da böyle bir zamire birleşmiş bir ismi nasip etmesi sebebiyle önce gelmiş bu ismi nasip edememesi. Bu yani şöyle önce bir tane isim geliyor. Mesela örnek verirsek şurada. Örnek olarak zikredilmiş mi? Mesela diyoruz ki burada işte Zeyden diyoruz. Mesela, Zeyden kelimesini kullanıyoruz. Yani iştigal meselesi nereden ileri geliyor? Onu ifade edeyim. Zeyden daraptu. Şimdi aşağıda söyleyeceğiz zaten. O yüzden burada zikretmeyeceğim. Zeyden daraptuhu diyoruz mesela. Şimdi buradaki daraptuhu kelimesi amil. Mamulü ne burada? Hu zamiri almış. Peki bu hu zamiri nereye dönüyor? Zeyden'e. Ama Zeyden'e peki bu daraptuhu Zeyden üzerinde de amil olabilir mi? Daha olamaz. Çünkü almış. Bu amili bu. Ama bu hu zamiri olmasaydı yani daraptu kelimesi bu hu zamiri onu meşgul etmemiş meşgul etmemiş olsaydı direkt Zeyden kelimesi bunun mansubudur diyecektik. Öne geçmiş mefulüdür diyecektik. Ama diyemiyoruz çünkü bu hu zamiri onu ne yapmış? Onu meşgul etmiş. Onu meşgul etmiş. İşte o yüzden buna iştigal diyoruz. Böyle bir meşgul etme konusu yüzünden bunun üzerinde amil olamıyor. Peki o zaman bu Zeyden'i bu Zeyden'i mansup yapan şey ne Aynı mantık. Diyoruz ki Zeyden'i mansup yapan şey başka bir daraptı. Başka bir daraptı var. E peki bu daraptı niye silinmiş? Niye yok? Çünkü cümle müfessire gelmiş. Hatırlayın biz aleytü ey aksemtü cümle tefsiriye ne demiştik? Cümle tefsiriye. İrab'dan mahalli olmayan yerlerden biri de cümle tefsiriye. Cümle tefsiriye bu. Yani bunun İrab'dan mahalli yoktur. Çünkü tefsiri cümledir bu. Ne yapıyor? Burada mahzuf bir fiil var. İki kere tekrar etmesin diye hasfedilmiş. edilmiş. Arapçada bu yaygın olarak var. Bunu nasp eden şey bu. Ama sadece bunun nasb olma ihtimali mi var? Asıl mesele nereden çıkıyor hocam? Mesele bu işe çok kolaymış. İyi. Görünce diyeceğiz ki mahsus bir fiili nasp etmiş. Bitti. Hayır. işte meselenin çıktığı asıl bir nokta var. Şimdi onu söyleyecek. Ama eğer ki bu zamir işte burada onu diyor. Şayet bu zamir ya da zamirin birleştiği zahir isim olmasaydı bu kendinden, ölen, kendinden önce gelen ismi nasip edecekti. Ama edemiyor. Niye? Çünkü meşgul. Onu nasip etmekle meşgul. O, onu meşgul etmiş o zamir. İşte bu isme biz diyoruz ki meşgulun meşgulen anhu. Meşgulun anhu. Yani bu mansup olan bu isme diyoruz ki meşgulun anhu diye söylüyoruz. Şimdi gelin mesela e, oradaki olayı görelim. Asıl meselenin bu kadar uzaması. Bak hocam böyleyse mesela sıkıntı yok. Gördüğümüzde mahzuf zamirin mansubu diyeceğiz. Ama Öyle diyemememizin, doğrudan hani her zaman öyle diyemememizin sebebi ne? Ha, irabı görürsek bu şekilde, Kur'an'da mesela görüyorduk değil mi? Yevmen geliyordu. Yevmen geliyordu. Yevmen geldiği zaman, biz o zaman ne diyorduk ona? Ha, diyorduk ki burada mah mahzuf bir kelime var burada, mahzuf bir fiil var orada. O mahzuf bir fiilin mef'ulüdür aslında. Yani iştigal sebebiyle nedir? İştigal sebebiyle, mansuptur. Hatırlayın ammede ne dedik mesela? Ve kulle şeyin ahsaynahu. Orada demiştik ki kulle şeyin bakın. Kulle şeyin ahsaynahu. Şimdi burada burada sorun şu. Tamam burada irab zahir. Burada irab zahir. Ahsaynahu. Şimdi bakın burada kitaben diye almıştık. Şimdi burada külle kelimesi neden e, mansup geldi? Bunun nasp eden şey nedir? Bunu nasp eden şey. Zahiren ne olabilir? Desek ki ahsaynahu ama ahsaynahu meşgul. Burada onu ne meşgul etmiş? Zamirini almış. Hu zamiri. Değil mi? Nereye dönüyor? Külleye dönüyor. O zaman bu nedir? O zaman burada bir tane daha ahsayna var. Ahsayna külle şeyin. Sonraki bunu tekrar ettiği için tekrar bu zikredilmiyor. Bu demek ki külle nedir? Ne demiştik o zaman irabını yaparken? Külle iştigal üzerine mansuptur. Ama külle bu şekilde irabı fetalı gelmeseydi, fetalı gelmeseydi, damme şeklinde gelseydi o zaman ne olurdu irabı? Ne olurdu? Külli şey'in ahzainagu. Müpteda. Bu da haber. Bu kadar. Bu ki zahir olan da budur böyle bir cümlede. Yani böyle bir cümlede iştigal olması daha az olasılıktır. Asıl küllü müpteda haber gelir ama irabı böyle belirtilmişse kesinlikle iştigal. Çünkü ne olamaz? Müpteda olan kelime mansup olamaz. İşte burada bu meselenin ikisi arasındaki tercih sebebi olayı bu. Mesela biz de diyoruz ki el feta daraptuhu, el feta daraptuhu. Cümlesine baktığımızda. Evet burayı okuyalım hocam en sonu açıklayalım. Şimdi tane vecih olayı bu yani. Evet hocam. Örneğin "el feta darabtu" cümlesine baktığımızda iki vecin caiz olduğunu görüyoruz. Birincisi zahir olan iraptır ki el feta mübtedadır ve darabtu ise haberidir. Aradaki rabıt ise zamirdir. Yani bu hu zamiridir. Ya da bu kelime mansuptur. Yani kelime derken burada darap... Fetayı kastediyoruz, feta. Ha, fe, fetay, ben tamam. niye feta verdim evet. hocalarım? İrap belli olmasın diye. O yüzden örneği böyle verdim. Feta, irap belli olmasın. Şimdi bilmiyoruz bu feta, mukadder dambe mi, mukadder feta mı? Bunu bilmiyoruz. Şimdi ya bu burada iki ihtimal var, iki vecih var. Ya bu feta müptedadır ya da darap da onun haberidir. O ki zahir olan, açık olan bu değil mi? Siz bunu görseniz direkt aklınıza ne gelir? İştigal mı gelir, müpteda haber mi? Müftede haber gelir. Müftede haber gelir hocam. Heh, bunu deriz. Çünkü Irak belli değil bu şekilde. Ama e, de burada, iştigal de burada muhtemel midir? Yani Muhtemeldir. Kurala Kuralı uyuyor da, çünkü. Burada bir zamir var. Geriye dönmüş. Eğer Musannif dese ki ben kardeşim mesela feta değil de Zeyden getirse getirebilir. Veya fetaya kardeşim bence mansuptur dese getirebilir. İki ihtimal de vardır yani. Peki biz hangi ihtimali seçeceğiz? Hangi ihtimali seçeceğiz? İki ihtimal de caiz. Eğer bu şekilde kalırsa daha haberi seçeriz tabii ki. Daha kolay ve daha açık. Ancak bazı haller var ki işte bu konu böyle çoğalıyor. Bazen burada nasbı seçmek zorundayız vacip. Bazen nasbı tercih ederiz. Seçmeyiz ama kesin vacip değildir ama nasb seçmek daha iyidir. Bazen ikisi de aynıdır. Nasbı da Ref ile caizdir. Yani müpteda olarak da görebiliriz. İştigal de görebiliriz. Bazen de kesinlikle müpteda dememiz lazım. İşte bunlar nereden geliyor? Bunlar Arapçadaki başka konulardan geliyor. Eğer bunun başına bunun başına e, Arapçada kendisinden sonra mesela hatırlayın biz ne görmüştük tefsirde? İza. Bunun başına iza geldi. Şöyle. İzel feta daraptuhu diye geldi. O zaman sizce buradaki el fetanın ne olması gerekir? Mansub mu olması gerekir, merfu mu? Başına iza gelirse şart edatı. Mansub olması gerekir. O zaman mansup olması gerekir. Niye? Çünkü iza ama kime göre? Değil. Basralılara göre. Çünkü Basrı diyor ki izadan sonra isim gelmez. Sen buna müpteda dersen, buna haber dersen izadan sonra isim getiriyorsun. Ama yok buna mansup dersen ne diyorsun o zaman? Ha, i̇zadan sonra isim gelmedi ki arada mahsup olmuş bir darap var diyorsun değil mi? Arada bir darap var diyorsun. Ha fiil geldi o zaman. O zaman bunu mansup yaptın. O yüzden Basrallar olsa diyecek ki bize göre izadan sonra isim gelmez. Fiil gelmek zorunda. O yüzden fetaya siz müpteda diyemezsiniz. Burada bir fiil olacak. E fiil nerede? E, ne dedik? Mahzuf zaten bunun fiili. Mahzuf bir fiil sebebiyle bu nedir? Hatırlayın mesela İze kuvvereti nasıl yapmıştık girabını? İze Şemsü de İze kuvverette kuvvet. İze şemse ne dedik? Basrıyuna göre. Tabi afiyetim getirmiştik hocam. Heh, ne dedik? Bu şemsu kelimesi naibi faildir. Neyin naibi faildir? Kuvveretin. Burada geride bir kuvviret var. Kuvviretin naibi fail. Peki sen bu kuvvireti nereden getirdin? Sonrasında tefsiri cümleden. Bunun ne bu cümlenin bu cümlenin i'rabtan mahalli yok. Bu tefsir ediyor. Neyi tefsir ediyor? Buradaki mahzuf olan cümleyi tefsir ediyor. Cümlenin aslı ila kuvvareti şemsu kuvviret. Bu şekilde cümlenin aslı. Ama iki tane kuvviret gereksiz yere tekrar edeceğinden dolayı biri silindi. Çünkü yerine tefsir edici bir cümle geldi. Şems de öne geçirildi. Niye Şems öne geçirildi? Çünkü belagi sebeplerden. Ama Bası Kufiyyün ne diyordu? Bana göre gerek yok kardeşim. Böyle bir şeye gerek yok. Doğrudan Şems müptedadır. Kubiret de haberdir. Niye? Bana göre diyor izadan sonra isim gelebilir. Şimdi anladınız mı meselenin yani e, nerede önem kazandığını? Mesele burada önem kazanıyor. İrabı görürsek sıkıntı yok. İraba göre verebiliriz. Ama irabı tanımadığımız yerlerde benim El Feta örneğini o yüzden verdim. İrab'ı tanımadığımız, irabın gözükmediği yerlerde oradaki şeye bakarız. Bazen öyle bir şey de gelir ki kendisinden sonra sadece fiil gelecek bir kelimeden kelimenin içerisinde gelir. O zaman ne olacak? O zaman kesinlikle fiil takdir edeceğiz. Mansup diyeceğiz iştigal üzerine. Diğer türlü ne diyeceğiz? Müpteda haber diyeceğiz ki zahir olan da budur. Şimdi örnekleri görünce daha iyi oturacak. Evet hocam. Örneğin daraptu el feta. Evet oradan tekrar evet. alalım. El feta darabtu. Şimdi daha iyi dikkatli dinleyin. El feta darabti baktığımız zaman el feta mübtedadır. Darabtu ise haberdir. Aradaki rabit ise zamirdir. Ya da bu kelime mansuptur. Ve onu nasp eden amil ise mahsup olan bir fiildir ki sonrasına gelen fiil onu tefsir etmektedir. O yüzden hasfi vacip olmuştur. Peki, bu iki vecihten hangisi ben tercih edilecek? Bunu anlattım yani. Heh, şimdi geldik. Peki, bu iki vecihten hangisi tercih edilecek? Asıl iştigali zaten konu olarak genişleten yer burası. Yoksa iştigal daha demin dediğim gibi. Ben ilk bunu gördüğümüzde bu dersi dedim ki ya bunda ne var ki? Ya? Bunu ders olarak görmek bile tuhaf. Yani ne var ki? Tamam, iştigal buymuş. Yani mahzup olan bir bitti o zaman mesela Tamam. Ama işte iştigali böyle bir konu geniş bir konu yapan olay işte bu. Şimdi gelecek. Peki hangisini tercih edeceğiz? Bu şekilde iraf gözükmüyorsa, ha, musannif irabı verdiyse sorun yok. Çünkü bir şey var. İsimlerde mesela zeyit geldiği zaman zeyit mansup olduğunda hareke olmasa da bir elif olacak. Eliften anlıyorsunuz ki mansup. İştiğal der. Yani irabın gözükmediği yer çok az yani. O yüzden aslında bunu böyle acaba bu mu caiz, bu mu caiz dediğin alan çok az yani. Kur'an'da böyle bir şey yapamıyoruz değil mi? Doğrudan geliyor. Ama kıraat varsa yapabiliriz. Eğer başka bir kıraat imamı da orayı mesela dammeli okuduysa, merfu okuduysa ha deriz ki demek ki müfteda görmüş. Hocam o mansup mansup isimden sonra gelen ee, yani şey dedik ya bu neydi ya onu? Baş Meş, meşgulün ya, olan yani. Evet. Ondan sonra gelen fiilin irabını nasıl yapacağız peki? İrabı yok hocam. i̇rabı yok. Mahalli yok. Cümle olarak yok ama. Normal evet, darabı yapıyoruz işte. Darabe fiile ma'd, madin mebdiyun ale sükun ittisali bi damir ref'i hu damir mutlatı mebdiyu bi mahalli nasbi mef'ul bihi diyoruz. Ama hadi cümle la mahalle leha minel i'rab diyenha yani cümle tefsiriye diyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. El fetaya ne diyoruz? El feta ne diyoruz? Mef'ul bihi mef'ul bihi mansubun mef'ul bihi li mahzufin vücuben ve mef'ul mansubun ve alamet nasbi el fetatu şey el fetatu mukaddereti alel elifi mena'a min zuhuriye ta'azzur bu şekilde irabını yapıyorlar anlaşıldı mı hocam? evet hocam <gülüşmeler> tamam Eyvallah. Tamam. Ee, devam edeyim mi hocam? Evet hocam. E, dedi ki hangisi tercih edilecektir? E, i̇şte burada Arapçada yer alan bazı kurallar devreye girmektedir. Zira bu şekildeki bir cümle kendisinden sonra sadece fiil gelen bir lafızdan e, sonra gelse nasbı sadece isim gelen bir lafızdan sonra gelse de İptida üzerine refi vacip olur. Evet değil mi? Sadece mesela kendisinden sonra isim gelen bir kelime gelecek. Yani aslında bu konuyu işte böyle dallandırıp ulaklandıran konunun kendisi değil. Arapçadaki başka bilgiler. Mesela iza konusu gibi. Değil mi? İzadan sonra isim mi gelir harf mi gelir? İza fucaiye. İza ca'iyeden sonra ne gelir mesela kesinlikle? Mesela haraçtu fe iza esedün dedik mesela. Ne gelir izaf cahiyyeden sonra? Müfteda gelir. ya isim gelir. İsim yani. gelir kesinlikle. O zaman böyle bir kelime izaf sonra gelse. Mesela bunun başına izah koysak. O zaman bu fetanın irabı ne olur vacip olarak? Meful olur. Meful mü? İzadan evet. sonra isim yani gelir diyorsun. Meful diyorsun isim, hocam. Isim. Affedersin hocam. Yani isim gelir. Yani e, müfteda, müfteda olur. olur o zaman. Değil mi? Kesinlikle müfteda olacak. Budur mantık yani. Evet. Ya ben inşallah anlarım bu e, mefurun başa gelme durumu var ya hocam. Evet. Fiilden sonra İnşallah onu açıklayacağız değil mi? Hangisi hocam? Ya onu e, yani e, şeyden bu iştiğal meselesinde mef'ulün e, has olmuş fiilden sonra mef'ul gelmiyor mu evet, hocam? Evet, aynen, aynen. Ya yani e, neden hasf olmuş şey. böyle takdir ediyoruz diye mi diyorsunuz? ondan sonra evet evet mefnun gelmesi konusunu e, şey yapamadım. yani gibi. bu şu hocam yani biz neden bundan sonra şimdi böyle bir kelime gelmiş el feta darabtu diye bir şekil gelmiş şimdi biz bu fetaya diyoruz ki ya müftedadır diyeceğiz ya haber bu açık zaten bunda sorun yok değil mi çocuk benim dövdüğüm kimsedir değil mi genç benim dövdüğüm kimsedir bunda bir sıkıntı yok değil mi müfteda haber Murat Hocam, böyle bir cümle evet gördüğünüzde müfteda haber olarak evet bir hocam. sıkıntı yok değil mi? Şimdi gelelim yok, yok bu hocam. iştigal unsuruna. Şimdi ben bunu diyeceğim ki ya bu Mansup getirmiş diyelim adam. Mesela Feta değil de Zeyden demiş. Cık. Diyorum ki ya bunu nasıl getirmiş acaba böyle Mansup? Desem ki bu öne geçmiş mefuldür desem, ya fiile bakıyorum, fiil zaten bir meful alır onu da almış, Darabtuhu. Değil mi? Bunu bunu meşgul etmiş zaten bu. Bu zamir bunu meşgul etmiş. O yüzden buna dönemiyor Zeyden'e. Peki bu Zeyden'e o zaman nasip eden şey nedir kardeşim? Daha demin ki o ayet gibi mesela külle. Ya külleyi burada nasip eden şey ne? Külleyi külle şeyin ahsaynahu. Külle şeyin ahsaynahu da külleyi nasip eden şey ne? Ahsayna desem diyeceksin ki hocam mefulöne geçebilir. Evet geçebiliyor. Ama ahsaynahu zaten mefulünü almış. Ahseynahu. O zaman diyorum ki bu külle ne? Ha diyorum ki burada mahzul bir fiil var. Aslında cümle şöyle. Ahseynahu ahseyna. Artık hu yok. Hu olursa yine amel edemez. Ahsayna külle şeyin saydık biz neyi külle şeyin her şeyi ahsaynahu kitaben. Bu peki bu cümle Bu cümle, cümle tefsiriye. Burada mahzuf olmuş fiili, mahzuf olmuş cümleyi tefsir ediyor ki bize diyor ki bak diyor bir tane daha benden var ama boş yere iki kere tekrar etmemek için o gelmedi. Ben ondan haberci olarak geldim. O yüzden mana verirken de bunu dikkate yine almıyoruz değil mi hocam? Ya mana verirken değişmiyor. Çünkü ya bu tefsir edeni göre zikredeceğiz zaten var. Yani bu fiil evet. sadece burada mesele irap hocam. Manada bir etkisi yok yani. Ama mana verirken müpteda haber yaparsak değişir. Ama bunu artık müpteda yapamayız çünkü külle diye getirmiş. Anlaşıldı mı şimdi biraz da? Anlaşıldı. Anladım hocam. Tamamdır. Evet. Yani yoksa bu iştigalin kendisi zor değil. İştigal bu kadar. Bir mansub isim geliyor. Niye ona amel ettiremiyoruz? Çünkü zamir onu meşgul etmiş. Evet. E, bundan da buradan toplam beş mesele çıkmaktadır. Ha şimdi burada beş mesele çıkacak. Asıl zaten nokta burası. Ya nedir 5 beş mesele? Ya diyeceğiz ki öyle bir şeyle gelecek ki nasbı vacip olacak. Ya nasbı tercih edilecek, ya eşit olacak, ya da refi vacip olacak veya refi tercih edilecek. Dörtle beşi birlikte verdik. Vücubu nasbi. Eğer öncesinde eğer öncesinde fiile has bir edat gelirse nas bir vacip olur? Ee, öncesinde fiile has bir edat gelirse nas bir vacip olur? Şart edatları. in İn değil mi hocam? İn zeyden Evet bir ekran tanesi şart edatları. İn zeyden ekram tuhu. Şimdi böyle bir cümlede biz, böyle bir cümlede Zeyden tabii Zeyden gözüküyor diyelim. Gözükmeye dersek normal feta getirsek yine. Burada mansup mu diyeceğiz yoksa e, müpteda haber mi diyeceğiz? Zeyd müpteda Ekrem Tuğ haberi mi diyeceğiz? Yoksa Zeyd mahzuf olmuş bir fiilin mefulü bu şekilde mi söyleyeceğiz? Şimdi ne diyoruz? Burada, evet, okuyalım. Evet tamam hocam. Burada Zeyden kelimesinin mahsup bir fiil ile nasbi vaciptir. Zira şart edeti olan inden sonra ancak fiil gelir. O yüzden takdir in ekrem tüzeyden ekrem şeklinde şeklindedir. Anlaşıldı yani değil mi orası? Bir... Yani ekrem evet, tüzeyden daha de... demin söyledik yani. Yani inden sonra in şartiyeden sonra fiilin gelmesi vacip. Bunu da bilmek lazım. Yoksa e, çıkartmak zor hocam. Aynen. Devam edelim. Aynen. Bakın bu in nedir? İşte o yüzden dedim ya şu anda göreceğiniz konular hocam iştigalin konusu değil. Gerideki konular. Yani mesela ne burada? İza konusunu bilmek. İn. Şart edatlarının özelliği nedir hocalarım? Şart edatlarından sonra fiil gelir. İsim gelmez. Niye? E, e Fiili şart demiyoruz mu biz? Görmedik mi bunu şart edatlarının özellikleri içerisinde? Niye fiili şart diyoruz dedik? Ama cevaba sadece cevabı şart diyoruz. Fiili cevap, cevabı fiil demiyoruz. Veya fiili cevap demiyoruz. Niye demiyoruz dedik? Çünkü fiili şart devamlı fiil gelir diye almadık mı kuralı? Şart edatlarında. Evet, evet hocam. Değil mi? İşte bakın o burada işe yarıyor işte. Fiil şart edatlarından sonra fiil gelir. isim gelmez. Değil mi? Bak cevapta gelebilir. Ama şart edatlarından sonra Edat'ın kendisinden sonra cevabında değil ama kendisinde fiil gelir. Cevabında isim geldiğinde de ne olurdu? F gelirdi o zaman değil mi? Veya izah gelirdi. Dolayısıyla biz burada ne takdir etmek zorundayız kesinlikle? Mahsuf olmuş. Mahsuf olmuş bir fiilin mansubudur diyeceğiz. Peki evet. niye buna iştigal diyoruz? Çünkü diyoruz ki bu bunu meşgul ettiği için zamir ne yapıyor? Bunun üzerinde amil olamıyor. Bunun amili mahsuf diyoruz. Evet bur buradaki gibi mesela. Evet. Evet. İki istifam edatları. Hemze hariç. Hemze hariç istifam edatlarından sonra da ne gelir hocaların? Fiil gelir. İsim gelmez. Evet. Mete Amran e, li Mete Amran e, li kayıt Yok. Hocam burayı okuyamadım ama. Nerede? Meta amran laqitehu. Laqitahu, laqitahu. Ha zeyden raitehu. Evet. Şimdi. Burada bu ne yapacaksın takdiri? Ta burada da e, fiil takdir etmen lazım. Niye? Çünkü istifham edatlarından sonra da hemza hemze de bazen isim de gelebilir. E, fiil de gelebilir. O yüzden hemze yan tarafta zikredilecek. Ama burada yani ne gelir? Meta meta ben laqitu amran laqituhu derim. Ha, aynen öyle. Meta laqitu lakı'ta amran laqituhu. Çok Laki, güzel. Laki'tu. Ben buluştum olabilir, sen de buluştun olabilir. Fark etmez. Ha tamam, doğru. Eee Zeyden ra'ituhu ra'ituhu evet Burada fiil takdir edileceğinden bir vacip olur. 3. Edevatı tahdid. Ee, ne demekmiş hocam? şey? tahdid. yani tahdid ne demek? Teşvik. Yani, mesela hella zeyden. Hella zeyden mesela. Ne, ne diyorsun? Ee, hella zeyden tahu Hadi Zeyd'e ikram etmez misin der gibi. Ne oluyor? Bu da tahdid. Hani et, et. Bu şekilde teşvik ifade eden bir e, ifadeler. Bunlara edavat-ı tahdid diyoruz. Bunlardan sonra da hella gibi mesela. Bu şekilde ne olur? Bunlardan sonra da kesinlikle fiil gelir. Fiil geleceği için de yine böyle bir cümlede bir fiil takdir edeceğiz. Yani iştigal konusuna vaciptir dahil etmemiz. Müktedaver diyemeyiz. Evet şimdi geldik. Hocam, e, bunu ben kaçırdım. Kulaklığım çıkmış da. Hel, hella'dan sonra mı fiil getirdiniz siz. Evet, Hella'dan Hel, sonra hella, fiil gelmek hella, zorunda. Yani Bila ekrem tu Zey'den ekremtu yaptınız değil mi hocam? Aynen. Hella ekrem tu Zey'den tu ve Hella ekremte Zey'den ekremtehu. Tamam hocam. Bu vücubu nasbiydi. Şimdi tercihi nasip geldi. Evet, şimdi tercihin nasfa geliyoruz. Şimdi vücubu nasbide şart edatları, istifam edatı, edebatı tahtet vardı. E, eğer öncesinde daha çok fiille kullanılan bir edat gelirse, Aynen. fiil talebi olursa, Zeyden bir mesela hani bu? en değil mi? Daha çok fiille fiil. kullanılan. Çünkü tercih ediyoruz. Caiz yani refte olabilir ama biz e, neyi tercih ediyoruz? Nasbı. Bir ne olursa mesela talebi fiil olursa Mesela Zeyden İdribhu. Zeyden İdribhu cümlesini mükteda haber diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Zeyden diye, deriz hocam. Diyeriz. Ama niye peki biz demeyip de nasbı tercih ediyoruz? Çünkü, evet okuyalım. Zira haberin inşai cümle gelmesi caiz olsa bile azdır. Çok azdır hocalarım. Haberin böyle emir cümlesi, nehi cümlesi yani inşai cümle şeklinde gelmesi az olduğu için biz böyle emir gördüğümüzde hangisini takdir etmek daha mantıklıdır? Zeyde'nin mahzuf olan bir fiil sebebiyle mansup olduğu şeklinde takdir etmek daha uygundur. Daha tercihe sebeptir yani. Tercihe şayandır. Anlaşıldı mı burası? Yani buradaki olay ne hocalarım? Buradaki olay şu. Burada öncesinde daha çok fiille kullanılan bir edat geliyor. Öncesinde daha çok fiille kullanılan bir edat geliyor. Mesela buradaki gibi. Şimdi biz buna müfteda haber diyebiliriz. Zeyt müfteda, zeydun şeklinde tabii. Zeyd müfteda idribu haber diyelim. Ama haber dediğimiz zaman haber burada emir cümlesi geliyor. Ya Siz mesela bu kadar zaman Arapça okuyorsunuz. Kaç kere e, haberin emir cümlesi geldiğini gördünüz? Hiç. Değil mi? Yani hiç. İşte çok 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 nadir, çok az. Bazı haller cevaz veriyor ama çok az gelmesi. Şimdi bu çok az gelmesinden ötürü siz böyle bir cümle gördüğünüzde diyorsunuz ki ya bunu mübteda haber diye takdir etmek değil de şöyle takdir edelim. İdrib Zeyd'en hu. Yani iştigal meselesine dahil edelim. Mahzuf bir sebebi, fiil sebebiyle ne diyelim? Buna mansup diyelim. Ha mübteda haber diyebilir miyiz? Caiz. Çünkü nedir? İnşai cümlede gelebilir haber ama azdır. O yüzden nasfı tercih edilir diyoruz. Vacip değil. Ama deseydik ki haberin e, emir cümlesi olarak gelmesi caiz değildir deseydik hangisine girerdi o zaman? Kesinlikle fiil takdir etmemiz gerekirdi o zaman. Anlaşıldı mı burası? Hı, hocam ikinci cümle. Haberin kesinlikle e, emir cümlesi gelmemesi gereken durumda fiil takdir etmek zorundayız. Doğru mu? Öyle olsaydı ama, ama öyle değil. Çünkü alimler haberin emir cümlesi gelebileceğini söylüyor. Ama gelmesi çok az. Peki siz olsanız böyle bir cümlede müpteda haber mi dersiniz? Yoksa iştigaldir hocam bu mahsus bir fiille mansup mu dersiniz? Yani e, z, e, emir bir tanıma göre gelmeyeceği için mahsuf olan bir fiil demek zorundayız. Tabii. Emir haber Çünkü emir gelse bile, caiz olsa bile hocam çok az zaten caiz değil desek ne derdik o zaman biz burada? Bunu birinci kısma dahil ederdik. O zaman nasfı vaciptir derdik değil mi? Şu an sadece tercihi görüyoruz. Yani ne demek tercih? İki vecihte caizdir ama nasbını tercih ediyoruz. Refini değil. Yani müpteda olmasını değil, iştigal olmasını tercih ediyoruz. İştigal meselesi. Meşgulün an olmasını tercih ediyoruz. Anladık mı? Evet hocam. Evet. Şimdi ikincisi, ki sonrasında galiben fiil gelen edat. Mesela daha demin gördüğümüz gibi hemze. Hemze istifamdan sonra bak niye hemzeyi buraya aldık? Buradaki istifam edatlarından sonra e, fiil geleceği için vaciptir dedik nasfı. Ama burada böyle değil. Burada hemze istifamdan sonra ne gelir? Fiil gelmesi çoğunluktadır. Yoksa vacip değil. O yüzden ne diyoruz biz? Yani ya iştigal konusu olması daha güzel olur. Ama müptede haber olarak da gelmesi caizdir. Ee, örnek <Sessizlik> Ebeşara minna vahiden tettebi'uhu. Bakın ayeti kerimesindeki gibi. Ebeşara minna. Bakın buradaki beşaran ayetinde ne gelmiş? Mansup gelmiş. Ne diye takdir edeceğiz burada? <Sessizlik> minna vahiden tettebi'uhu. Bu şekilde ne diyeceğiz bu? Beşerene mansup diyeceğiz. Ne üzerinde? Mahzuf bir fiil ile mansuptur diyeceğiz. Yani siz bizden, yani bizden biri olan bir beşere mi tabi oluyorsunuz? Nereye dönüyor? Beşerene. Bu nedir cümle? Tefsiriye. Bunun takdiri ne? Etettebi'u beşeren demek istiyor. Tamam. Etettebi'u beşeren minne vahden tettebi'ahu tettebi'ahu. Evet. Evet. Sonra e, gibi hemze istifam ve ma zeyden ra'aytehu ra'aytuhu gibi nehi ve e, nefi, nefiden zeyte. sonra mesela nefi ifadesi ma zeyden nefiden sonra da böyle isim gelmez ma zeyden böyle bir ta takdir takdir gelirse ma zeyden ra'aytehu burada da ma ra'ayte zeyden ra'aytehu gelmesi daha güzeldir bir de hay sonra Haysü'den sonra da Haysü, Haysü'den sonra ne gelir? Fiil cümlesi gelir. Yani hepsi caizdir. Bak Haysü'den sonra biliyorsunuz. Gördüğünüz hepsi caiz. Ama böyle fiil cümlesi gelmesi daha olası. O yüzden bunu bu şekilde takdir etmemiz daha iyi. Yani Haysü Ekremtü Zeyden Telakkahu Ekremahu Aynen. Atıftaki tenasüp atıftaki tenasülten ötürü e, vel en'amu halagaha lekum ayet-i kerime. Evet. Ayetinde halagaha lekum önce... bak vel en'am vel en'ame olacak. Değil mi? Peki niye geldi böyle? Neden Demek burada ki, fethalı mahsum geldi? Mahsum bir Masul olan bir fiil. Tamam da niye burada ama ne, Neden dolayı takdir ettik He, burada? Bir önceki de mansuptur, atıf olduğunu. Ayetinde dolayı. önceki ayet fiil cümlesi geldiğinden dolayı fiil cümlesini fiil cümlesini atıf etmek daha uygun olduğu için biz burada bunu fiil cümlesine çevirdik. Bunu fiil cümlesine çevirmemiz için ne yapmamız lazım? Bunu mansup yapmamız lazım. O zaman cümlenin takdiri ne oluyor? Yani e, ve ve halakal yoldan... <gülüyor> 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 evet. oldu fiil cümlesi. Evet, evet. Bu tenasüpten ötürü burada bakın ayeti kerimede de zaten ne gelmiş? Mansup gelmiş. Burada zaten mecbur iştigal diyeceğiz. Niye? Çünkü zaten bu iraplanmış yani. Mansup olarak değil mi? Sadece sebebini belirtiyoruz. Sebep ne? Hocam, Gerideki ayette e... uygun olması için. Ama burada bu nasıl mi? vacip midir? Kural olarak, nahi olarak değil. değil. Ee, hocam o zaman Şimdi bu hem ayet-i kerime hem de nas tercihi nasıl bir ya? Evet. Yani şu bu kıraatlar devreye giriyor mu hocam burada? Bunu farklı okuyan e, yani e, şey okuyan da var mı? Ha işte. E, eğer ki o varsa mesela bu ayet için e, sanırım var diye hatırlıyorum. Yani e, beşerun diye okuyan var diye hatırlıyorum yanlış olmazsa. Öyle okuyan olursa müpteda olarak okuyor o zaman. E, ama çoğunluk Beşaran okuyor. Ebeşaran diye okuduğu zaman şey Ebeşaran diyorum özür dilerim. Ha Ebeşaran dedim. Bunu hatırlamadım. Vel en'ame. Hemen bakalım. Vel en'ame. Kalekahâ lekum. Evet burada nedir mesela? O yüzden Mansub olarak otomatikmen diyoruz ki Kur'an neyi tercih etmiş? Nasb'ı tercih etmiş. Niye? Gerideki ayetle uygunluk. Siz devam edin ben bir yandan bakıyorum. Ama şey yapmış olsaydı merfu olarak okuyanlara göre ne olacaktı? O zaman müpteda haber olarak gelecekti. Evet. Evet. Sıfat sıfatı zanni. Sıfat zannedilmesin diye. Hah, sıfat zannedilmesin diye. Yani onun sıfat olduğu düşünülmesin diye. Bu yüzden e, ve kulli şeyin hal agaluhu zübür. Ve kulli şeyin agaluhu bu ayetirme kulli diye geliyor hocam. Ve kulli şeyin yok. Ve kulli şeyin halaguhu agaluhu fi zubur. Ayetinde ref ve orası silinmiş hocam. Ha orayı okuyayım ben. Vacif. Bakın e, ne diyor? Bunu tekrar çekeyim gönderelim Orayı silik çıkarmış. Ve kullu bakın şimdi buradaki mesela. Ayeti kerimesinde ve kulli şeyin fealuhu fi zubur. Niye burada ref, ref vacip oldu? Bak burada ref okumak zorundayız. Burada ref vaciptir. Aşağıdaki ayeti kerimede inna külle şey'in halaknahu. Burada da nas vaciptir. Niye? Hocam şeyde inna şart değil değil mi o şey inna'daki? İnna normal inne. İnna biz yani. İnna. Niye? Ya yok, Sanırım hayır, Murat hocadan başka derste kimse yok galiba. Yani Murat hocadan başka kimse vermiyor. Evet. Niye? Çünkü birinci de hatırlarsanız ben bunu kafiyede size açıklamıştım ve kulle şeyin ve kulle şeyin faaluhu eğer biz burada kulle şeyin desek kulle şey şeyin burada nedir kulli şeyin faaluhu faaluhu'nun orada irabı nedir sıfattır değil mi yani onların yaptıkları her şey nerededir? Fiz zubur. Burada fiz zubur neyle mütealliktir? Fealuhu ile müteallik değil. Değil mi? Fealuhu ile müteallik değildir. Mahzuf bir şeyle müteallik. Çünkü haber konumunda. Yani eğer ile müteallik desek mana şöyle oluyor. Kulli şeyin her şey fealuhu. Onlar yaptılar, kitapta yaptılar. Ama onu öyle demek istemiyor ki. Onların yaptıkları her şey bir kitaptadır. Değil mi? Öyle kastetmiyor mu o manayı? Mana tabii öyle daha mantıklı hocam. Heh, i̇şte o yüzden burada külli diye gelmesi gerekir ki niye? Çünkü fealü sıfat sıfat olduğu belli olsun. Ama aşağıdaki ayette ise inna kulle şeyin halaknahu da eğer biz kullu şeyin diye gelmiş olsa kullu şeyin diye gelmiş olsa o zaman ne olacak? Sıfat olarak zannedilecek. Sanki takdir şu olacak. Biz biz her şeyiz. Onu yarattığımız her şeyiz gibi. Yarattığımız her şeyiz gibi anlaşılacak. Öyle değil. İnna biz halaknahu yarattık her şey. Yani halakna kulle şeyin Halaknahu takdirinde. Bu şekilde sıfat zannedilmesin diye ne oluyor biz onu? Mübteda diye okumuyoruz da ne yapıyoruz? Onu mahsus olmuş bir fiilin, mahsus olmuş bir fiilin mefuli diye okuyoruz. diye okuyoruz. Evet devam edelim. Mütesaviye geçelim. Mütesaviye. Bu detaylar aklınızda kalmayabilir. Şimdi bunlar yani bunlar ne ile alakalı konunun başka Arapçanın şu anda biz başka kısımlarına girdik değil mi? Yani bak şart edatlarını inceledik, işte istifamı inceledik, izaya baktık. Niye? Mesela isim cümlesi konusuna girdik. Haber şey gelir mi, gelmez mi diye değil mi? Yani bunlar çünkü iştigal iş, iş, iştigalle alakalı değil. Sadece iştigali mi tercih edelim, yoksa müfteda haberi mi o mesele. Şimdi mütesavi durum mesela. Eşit geldi. Yani ikisi de caiz. O da olabilir, o da. İkisi de eşit yani tercihte. Yani Mütesadde bazı durumlarda ise mütteta olarak refi ve mahsup bir fiilin mefkuri olarak nasbı caiz olur. Evet. Zeydun Zeydün ailmun yok. Zeydun qameun ebuhu. Zeydun. Zeydun qame. Qame. Zeydun qame. Zeydun kal ebu ve amran ekrem tuhu. İkisi bir cümle değil mi hocam? Evet. Zeytun kâme ebuhu. Bu cümlede yer alan Zeydun kâme ebuhu cümlesinde iki cümle vardır. İsim cümlesi ki cümle kübradır ve bir cümlesidir ki haber olarak gelen cümle suhradır. Amran lafzını ise ya isim olan cümleye atfetlif merfu yaparız ya da fi cümlesine atfen masuf yaparız. Ee, yani hocam e, siz anlatınca tabii daha rahat anlıyoruz. Evet ne oldu mesela bakın şimdi diyoruz ki burada Zeydun kavmi Ebu geldi bir de Amran Ekrem Burada iki vecih cahil. Şimdi Zeydun burada nedir? Zeyd. Müpteda değil mi? O kesin. Kame Ebu hu da bir cümle olarak gelmiş. Ne cümlesi? İsim, fiil cümlesi. Şimdi bundan sonraki cümle atıf yapıyoruz ya. Zeyde atıf edersek o zaman ne yaparız? bunu Amrun Ekrem Tuhu diye yaparız. Değil mi? Burada iki tane cümle var. Biri isim cümlesi, biri fiil cümlesi. İsim cümlesi, isim cümlesini atıf edersek biz bunu Amran lafzını. Ya biz buradaki isim cümlesini atıf edeceğiz. O zaman merfu yapacağız. Ya da fiil cümlesini atıf edersek Kame Ebu ya. E, Kame Ebu o zaman Amr'ı nasıl atfedeceğiz? Bu isim geliyor. Diyeceğiz ki isim değil bu. Önünde ne var? Mahzuf olmuş bir fiil var. Dolayısıyla eğer ki biz bunu Kame Ebu Hu'yu atfedersek aynı bu ayette olduğu gibi. Nerede? Dedik ya gerideki sonrasında tenasüp. Tenasüp neredeydi? Ha tenasüp bu. Vel en'ame. Niye buraya en'ame okuduk? Çünkü dedik ki öncesinde fiil cümlesini atfediyor. Niye? Çünkü bu vavun başında bir fiil var. Burada da Kame'ye atfedersek edersek şanki takdir şu. zeyt babası ayağa kalkandır ve e, ekreme amran e, ekreme amran ekremtehu ve nedir? Ve ekreme ikram etti amra. Amra amra ne yaptı? Amra sen ikram ettin ve ekremtehu ikram ettin aynısı. Ne yaptık? Ekremeyi ekremeyi biz kameye atfettik fiil cümlesini. Anlaşıldı mı burada? Şey, e, şeyi hocam tam zeyt daha sonra fiil geldi tamam burada bu haberi, bir şey yok. sonra yeni bir cümle geliyor vavla atfederek e, he, ve amran ekrem ve, ek, ve ekrem te amran ekrem tehu değil mi hocam evet. sonra fiil ve gelince. ekreme tabi atıftan sonra ve ekreme ve ekreme amran ekrem niye ekreme getirdik fiili atfedersek fiil cümlesine Yok ekleme getirmeyelim bunu amrun yapalım müpteda. Niye merfu yaptık? Zeyd'e atfettik. Sanki bu isim cümlesi, bu da isim cümlesi, bunu buna atfettik. Yani hocam e, Zeydun gâme ebuhu ve amrun ekrem tuhu desek bir sorun yok. Tabi tabi hiçbir sorun yok. Amrun da diyebiliriz, amran da diyebiliriz. Amrun dersek Zeyd'e atfettik. Yani bu cümleyi komple bu cümleyi atfettik hepsine. Ama yok. Biz Amr'an dersek, Amr'an dersek bunu bu cümleyi, bu cümleyi Zeyd'in haberine atfettik. Haberine Zeyde değil. Çünkü Zeyd'in haberi fiil cümlesi. O zaman bu cümle de mahallen nedir? Mahallen merfu olmuş oluyor Zeyd'in haberi. Hmm. Yani kısacası İki ne var da, mütesavide? İki ihtimalle caizdir yani. Yoktu. E, vücudu ref ve tercihi ref. Evet şimdi vücu, refin vacip olması ve ter, refin tercih edilmesi. Vücudu ref ve tercihi ref. Eğer başına isme has bir edat gelirse o zaman refi vacip olur. Evet başına ismi mesela değil mi? İsme has Ne demiştik mesela? İza fücaiye değil mi? Mesela evet. Haraçtu. Haraçtu feyza zeyden zeydün zeydün yadribuhu yadribuhu am, am. yadribuhu amurun amurun yani dışarı çıktım bir de ne göreyim zeyd amr zeydi dövüyor evet bu cümlede bu cümlede İza Fucayye'den sonra isim gelmesi gerektiği için e, lafsi lafzi iptida Zeyt lafzı Zeyt lafzı iptida üzerine ref olmuştur. Evet. Bunun dışındaki yerlerde ise zahir olduğu için ref tercih edilir. Yani bu dört ismin dışında da ref tercih edilir. Niye? Zahir olan budur. Mesela ayeti kerimede ne diyor? Cennetu. Cennatu adnin yedhulûneha. Cennatu adnin Heh. yedhulûneha. Niye peki biz burada yedhulûneha da e, cennatu diye merfu tercih ettik? Yedhulûneha diyebilirdik cennati. Niye? Çünkü asıl olan yani bir, böyle bir lafız gördüğümüzde müpteda haber deriz. O yüzden yedi kıraat imamı da bunu ne ile okumuş? Ref ile okumuştur. Buna kimse cennatin dememiş. Ancak şaz kırar tarifi. Evet bu şekilde iştigal konusunu aldık. İnşallah metni okuyup tekrar soruları çözünce konu daha iyi inşallah oturacaktır. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke entel alimun hakim ve ahurda avanen hamle